Hukuku getireceğiz ekonomiye. Hukukla yöneteceğiz. Adam kayırma, zenginleşme, rüşvet, komisyon, yolsuzluk, ayakkabı kutularına biriktirilen servetler, alın terleri. O devir bitiyor. Buradan o devrin biteceğini, bittiğini ilan ediyoruz. Emek devrine giriyoruz. Alın teri devrine giriyoruz. Çalışarak, didinerek, emeğiyle geçimini sağlayanların, işçimizin, çiftçimizin, çarşılarımızın, kamu emekçilerimizin, onların içinde doğan bir partiyiz. Ve onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. TÜSİAD'ın son açıklaması Türkiye'yi yönetecek o milli sınıfların nasıl oluştuğunu gösteriyor. Biz hep şunu söyledik, bizim hükümet programımız. İşçi sınıfı, köylülük, esnaf, zanaatkar 3, kamu emekçileri dahil tabii işçi sınıfına. Yıldırım Koç hocamız hep onu Türkiye'ye öğretti. Dördüncüsü milli sanayici ve tüccarımız. Bakın bu hükümet projesi şimdi oluşuyor. Oluştu. Eskiden TÜSİAD'a giderlerdi ruhsat almak için. O liberal ekonomiyi savunan bir tarihteki kurumdu. Şimdi o TÜSİAD diyor ki liberal ekonomi iflas etmiştir. Amerika'nın dünyaya dayattığı liberal ekonomi iflas etmiştir. Artık insanlığın önünde devletçilik, karma ekonomi yani özel sektörün inisiyatifiyle, girişimiyle, cesaretiyle emeği birleştiren karma ekonomi, devletçiliği birleştiren, halkçılığı birleştiren bir program var. O zaman artık TÜSİAD'ın kapıları da o Atlantikçi çözümlere kapanmıştır. Vatan Partisi her yerden fışkırıyor. Her yerden Vatan Partisi yükseliyor. Her yerden Vatan Partisi programı çıkıyor. Bütün millet dün beni Türk İş'in Genel Başkanı çok değerli kardeşim, dostum Ergün Atalay da aradı. Dedi ki toplantımız var Güneydoğu'da, Mardin'e gidiyorum. Olağanüstü kurultayınızda bulunamadığım için çok üzülüyorum. Kurultayımızı selamlıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Bakın nereye geldi Türkiye? TÜSİAD'la Türk İş'i buluşturan bir milli büyük çözüme, büyük bir karara doğru gidiyor. Ve o kararın yaratıcısı, programını üreten, o kararın siyasi duruşunu temsil eden ve o kararı hayata geçirecek olan Vatan Partisi şimdi Türk milletini birleştirerek, Türk üreticisini birleştirerek milletimizden hükümet yetkisi oluyor. Hükümet yetkisini alacağız. Milletimiz o yetkiyi bize verecek. Biz milletimize güveniyoruz.